Herkese merhaba arkadaşlar, ben Oyuncu Bir. Bugün sizlerle birlikte Sister Location karakterleri nasıl geçilir onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bir dakika, ofisimi de seçeyim. Ofisim şu olsun, biraz ne biraz bayağı bir Sister Location'a benziyor. Yani oradaki şeylere biraz gönderme var. Neyse. Circus Baby'den bahsedelim. Yani bizi Sister Location'a kukla gibi kontrol eden ve bize ihanet eden. Arkadaşlar, bunun mantığı şeydeki gibi. Tabi izleyenler için söylüyorum, izleyenler bilir. Nightmare bu ne? Ve Nightmare Mangle'daki mantık. Yani şöyle oluyor. Bunun oyuncakları var. Tam bunun Prizer Control, yani market diyeyim ben kısaca. Orada onun oyuncağı var böyle. Onun oyuncağını almak için de böyle fazla bir coin'ler çıkıyor, ondan almanız lazım. Bu arada size bir ek bilgi daha vereceğim. Böyle taşları alan, hani böyle zorluk seviyesinde belirliyoruz ya. Atıyorum ben full olduğundan dolayı neredeyse 20 olacak, ama atıyorum ben bunu 10 ya da 5 yaparsam Prizer.com'daki parası azalabilir. Yani daha ucuz alabilirsiniz, tabii bu size bağlı. Aynı şeyler bu ikisi için de geçerli, hepsi için geçerli. Çok kolay.
kardeşim, gel artık. Neyse, sanırım gelmiyor. Ses mi geldi? Ay ben ya, Balora'ya almamışım bile. Neyse, Balora'ya bu sefer devam ediyoruz. Ben de niye gelmiyor diyorum. Videoyu ileriye sarmayanlar geçmiş olsun. Boş boş izlediniz beni. Benim de canım sıkıldı ya. Gelirim şimdi bir ara. Arkadaşlar bakın, her şeyi bilsem de şunu bilmiyorum bir kere. Power ağacını ne işe yaradığını bilmiyorum. Sea ventilation. Bu arada ben ventilation vent'in kısaltılması, bu da sanırım bir işe yarıyor. Bu sanırım vent'te olanlarla böyle gelin. Şu an siz de bilmiyorum. Büyük ihtimal Android'den izleyenler var. Android'den izleyenler ve bilgisayardan izleyenler. Onlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen kulaklık takın. Bakın az önce sessiz sağdan geldi. Ben bu yüzden sol kapıyı kapattım. Uh-oh, how unfortunate. I know how much you like to fight so well. Bunu da anladığınızı düşünerek devam ediyorum. Funtime. Foxy. Aa, geldik baş belasına. Bakın. Tabii bu benim görüşüm. Bu Sister Location, yani Ujene'de bu gruptan en zoru bu. Tabi Ujene için, yani en az yok yani. Neyse, bunu yapmanız gereken şey. Şimdi bunun bir tane mekanı var, şimdi ismini hatırlamıyorum. O mekanda böyle perdenin arasında kalıyor ve perdenin arasında kaldığı bir tane böyle işte önde tabela var. Tabelada show zamanını gösteriyor. Atıyorum 6 yem, 5 yem de olabiliyor, 3 yem falan olabiliyor. Bunun için zamanları öğrenmeniz lazım burada. Ben de birazcık biliyorum ama umarım bildiğim yerden gelir. Yani show zamanında gitmeniz lazım ama benim önerim show zamanından birkaç saniye önce gidin. Yeri de şurada. Kamera 6'da. 1'de mi? O 1 AM diyor. Şimdi 1 AM diyor. Ya ben de o zaman size söyleyeyim bari. 1 AM şurada yazıyor işte. 45. saniyede başlıyor 1 AM. 40'da falan bakmaya başlıyor. Arkadaşlar lütfen abone olun. Şu an gerçekten belki ilk çeken ben olabilirim bu ucunun hakkında. Onu bunu geçin, daha da alta inelim. 40 oldu, tamam, izleyelim. 3. Ne söyleyeceğim? Bakın böyle sonra değişiyor işte. Hiç uzun uzun anlatmayacağım. Devam ediyorum. En arda geçeyim. Sister Location oynayanlar bilir. Ya da oynayanlar demeyelim de. Dinleyen, bilen, videolarını izleyen. En zorlu karakter. Gerçekten çok zorluyor. Şimdi ama burada daha basit. Ciddi, bana hak vereceksiniz, daha basit. Şimdi nadiren hani ben saçtım var ya, hatta Mangle'ın oldu yer işte. Nadiren havalandırma radarında gözüküyor, tıpkı Mangle gibi ya da işte Vitrichka gibi. Nadiren gözüküyor dediğim gibi. Onun geldiğini nasıl anlıyoruz? Onun geldiğini şöyle anlıyoruz. İşte böyle bir ses geliyor. Böyle bir metalin sürtünme sesi geliyor böyle biraz. Ben de anlatabileceğim. İşte dinlersiniz birazdan. O ses geldiğinde bilgisayar kullananlar için söylüyorum. W tuşuna basmanız lazım. Yani önünüzdeki havalandırmayı kapatmanız lazım. Şimdi devam edelim. Fallout'u çok uzun sürecek onu anlatmak. Vali 3-4 part sürebilir o. Çünkü sıkmak istemiyorum. Ben saydım elimde şu işte buralar. Bunlar da sanırım engelleyemiyordu. Aa bakın, gözüktü az önce. Aa bakın, gözüktü. Aa bakın şurada hemen. İlerliyor şu an.
Nadiren böyle gözüküyor işte. Aslında nadiren dedim de öyle çok da değil yani. Ara sıra falan gözüküyor. Ninja gibi ama böyle izleyicinizi ses verin bu arada şurada gibi. Bu engelliyor mu ben de şu an bilmiyorum. Göreceğiz. Görüyorsunuz mükemmel suratını. Geldi mi? Kamera öyle olunca bilmem ben. Dur bakayım içinden mi geçecek yoksa geçti içinden. Tam bir şey yaramıyor. Şimdi üstüne geçecek. Bu duyduğunuz metal sürtünme sesi gelecek işte. Yarg, how may I be of service to ya? Ay neyse çıkalım ya. Evet. Bugünkü video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videoları izlemeyi de unutmayın. Çoğunlukla Hoca'yı izlemeyi tavsiye ediyorum. Bir de Japon hakkında kısa bilgi falan filan. Onlar daha bilgilendirici bir video. Evet, Sister Location'daki karakterler bu kadar. Biraz pratik yaparsanız kolayca yenebilirsiniz.